Başkanım, aday adaylığı sürecinin bitmesine bir haftadan az bir süre kaldı. Süreci nasıl görüyorsunuz? Şu ana kadarki başvurulardan memnun musunuz? Sayı alabilir miyiz? Genel olarak bir değerlendirelim isterseniz. Evet, teşekkür ediyoruz. İlk önce geldiniz, bizleri ziyaret ettiniz. Biliyorsunuz 9 Kasım itibariyle aday adaylığı sürecini başlatmış olduk. 9 Kasım 17 Kasım arasıydı. Bu süreci Cumhurbaşkanımızın oluruyla 22 Kasım'a kadar uzattık. Aday adaylığı süreci ilçelerimizde, ilçe teşkilatlarımızda yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 34 aday adayı, belediye başkan aday adayımız başvuruda bulunmuş oldu. Bu sayı randevulardan da anlaşılacağı gibi gittikçe de artmak üzere. İnşallah 22 Kasım'da aday adaylığı sürecimiz bitiyor. 26 Kasım'da da bizim teşkilat içi temayül yoklamamız var. Bunu da inşallah görkemli bir şekilde teşkilat üyelerimize, parti üyelerimize hangi adayı görmek istersiniz diye sorumuzu, biliyorsunuz, elektronik ortamda yapıyoruz, bilgisayar ortamında, hızlı bir sonucu almak adına bir temayül yoklamasını gerçekleştirmiş olacağız. 9 Kasım, 22 Kasım bizim belediye başkan aday adayı başvuru tarihimiz. 3 Aralık'a kadar da belediye mevsiyesi aday adaylığı başvurularımız olacak. Süreç devam edecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun 1 Aralık tarihine kadar memuriyetten istifalarla ilgili süreci var ama bu süreç bizde 22 Kasım olarak netleşmiş oldu. Dolayısıyla süreç hızlı bir şekilde gidiyor. Partilerimiz, teşkilatlarımız adeta bayram havasında. Bu süreç inşallah nihayet erecek ve sonrasında da Cumhurbaşkanımızın takdiriyle belediye başkan adaylarımız belli olmuş olacak ve biz de bütün planımız, programımız, her şeyimiz belli. İlçelerimiz ne yapacağını çok iyi biliyor. SKM'lerimiz oluştu, oluşmak üzere. Onlar belirlendikten sonra belediye başkan adaylarımızla inşallah çok sıkı bir çalışmayı hep birlikte gerçekleştireceğiz ve Cumhur İttifakı olarak Sakarya'da 17-0'ı tekrar ortaya koymuş olacağız. Bundan da en ufak bir endişemiz yok. Başkanım, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere genç ve kadın aday sayıları, aday adayı sayıları merak ediliyor. Büyükşehir Belediyesi için kaç aday adayı başvuru yaptı ve genç kadın aday adayı sayılarını söyleyebilir misiniz? Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için şu anda bir resmi başvurumuz var bize. Bu da dün itibariyle başvurusunu aldık. Fakat biliyorsunuz mevcut belediye başkanlarımız bir aday adaylığı sürecine girmiyor. Aynı şekilde il başkanı, ilçe başkanları da aday adaylığı sürecine girmeyecekler. Bunların değerlendirmesini genel merkezimiz Cumhurbaşkanımız yapacak ve kimin nerede görev alacağıyla alakalı süreci genel merkezimiz onaylamış olacak. Mevsiyelerinde biz geçen dönem kadın ve genç kotalarımıza çok güzel bir şekilde riayet ettik. Aynı şekilde süreç belediye başkan adaylarımız belli olduktan sonra teşkilatımızla birlikte genel merkezden gelen üst kurul komisyona başkanlık edecek büyüğümüzle birlikte burada belediye meclis üyesi adaylarımızı belirlemiş olacağız ve sıralamayı gençten, kadından yerleştirerek o kotayı da inşallah korumuş olacağız. Başkanım, 17'de 0'ı hedefliyoruz demiştiniz. Hı hı. Cumhur İttifakı'nda belediye dağılımı sizce nasıl olur? Nasıl şekillenir? Haritayı nasıl görüyorsunuz? Yani bu konuda bir tahmin yürütmem açıkçası doğru olmaz. Genel merkezimiz, biliyorsunuz, Milliyetçi Hareket Partisi ve partimizin oluşturduğu heyetle birlikte bir komisyon kuruldu. Bu komisyon şu anda ilk başta büyükşehirler ve sonra da Türkiye'deki ittifakı konuşacak ve en nihayetinde Sakarya özelinde de ittifakta nereler olursa biz Cumhurbaşkanımızın bu konudaki ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımızın da kararıyla birlikte Sakarya'mızda oluşacak bir ittifak söz konusu. Bu ittifakta da inşallah Milliyetçi Hareket Partisi ile zaten birlik beraberliğimiz çok üst seviyede. Dolayısıyla çok güzel bir çalışmayı Sakarya'da gerçekleştirmiş olacağız. Başkanım, bir de özel bir sorum olacak. Anketlerde ve kamuoyunda sizin de adınız çeşitli görevlerde konuşuluyor. Hı hı. Sizin böyle bir tasarrufunuz olacak mı aday adaylığı veya adaylık konusunda? Şu anda biz ben AK Parti İl Başkanı olarak görev yapıyorum. 5 yılımı tamamladım, 6. yılıma giriyorum. Dolayısıyla bizim bu konuyla alakalı bir talebimiz söz konusu değil. Bir yere aday adayı da değilim.
Ama genel merkezimiz, cumhurbaşkanımız eğer bize bir görevi bundan sonraki süreçte il başkanlığından sonra şurada görev yapacaksınız derse, biz o görevi de en layıkıyla yapmak için bir çaba içerisinde oluruz. Dolayısıyla bizim şu anda kendimizle alakalı bir tasarrufumuz yok. Biz tamamen teşkilatımıza bağlıyız. Cumhurbaşkanımız bize ne öngörürse inşallah onu da en güzel şekilde yapmak için mücadele veririz. Son olarak varsa Medyarota takipçilerine mesajınızı alalım başkanım. Evet, yani süreç çok hızlı geçiyor. Biz de çok yoğunuz. Tabii bu talep bizim partimizde her dönem çok coşkulu bir şekilde yaşanıyor. Biz de adeta seçimlerde kendi bayramımızı yaşıyoruz ve teşkilatlarımız şu anda çok heyecanlı. Adaylarımız bir an önce belli olsun ve çalışmalarımızı yapalım diye. Zaten AK Parti iktidarları sürecinde belediyelerimiz çok ciddi bir çalışmayı ortaya koydu. Sakaryalı hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. 14 Mayıs, 28 Mayıs iki seçim geçirdik. Sakaryalı olarak vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımıza gerçekten çok büyük güç verdiler, kuvvet verdiler. Biz de hemşehrilerimize layık olmaya çalışıyoruz. Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz, bütün aktörlerimizle birlikte şehrimize yapılması ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Tekrardan teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.